Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem sütlü, hafif hem de limonlu, çok lezzetli, güzel bir tatlı tarifi vereceğim. Tam da böyle yaz yaklaşırken güzel bir tarif olacak, hemen yapımına başlıyoruz. Öncelikle tatlımızın kekini yapmakla başlıyoruz. Bunun için yumurtamızı ve toz şekerimizi çırpma kabına alıyoruz. Bu iki malzemenin rengi açılana kadar çırpıyoruz. Tarifin net ölçüsünü her zaman açıklama kısmına yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Aklınıza takılan soru olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz. İlk görüşte geri dönüş yapıyor oluyorum. Üzerine limon suyu, sıvı yağ, su, vanilya ve limon kabuğu rendesinde ekliyorum. Tekrardan çırpıyorum. Sonrasında unumuzu ekliyoruz. Ardından kabartma tozunu da ekliyoruz. Son kez çırpıyorum. Şimdi böyle yuvarlak, küçük boy borcamım var. Güzelce yağladım ki sonrasında kekimiz rahat çıksın. Kek harcım içine aktarıyorum. Şöyle sert bir zemine vuruyorum. Kabarcıklar çıksın ve fırına gönderiyorum. Bir taraftan muhallebisini yapmakla devam ediyoruz. Tenceremize sütümüzü alıyoruz. Üzerine toz şeker, un, nişasta, yumurta sarısını ekliyorum. Sonrasında limon suyunu ekliyorum. Limon kabuğu rendesini ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar zerdeçal ekliyoruz. Renk vermesi için. Şimdi ocağın altını açmadan bu karışımı güzelce bir karıştırıyoruz, bu malzemeleri. Kesinlikle bu aşamada ocağın altını açmayın. Ki topaklanma olmasın. Her zaman bunu söylüyorum muhallebilerinizde. Mutlaka ilk önce karıştırın. Toz olsun böyle. Sonrasında ocağın altını açın. Evet, bakın muhallebimiz koyu bir kıvam aldı. Şöyle de yakından göstereyim. Rengi de çok güzel oldu. Tam istediğim kıvamda. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Sonrasında üzerine tereyağı ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar labne ekliyorum. 1 paket vanilya ekliyorum. Labneyi, tereyağını ve vanilyayı muhallebinizi ocaktan aldıktan sonra ekliyoruz. Şimdi çırpıyorum pürüzsüz bir kıvam alana kadar. Kapağını örtüyorum ki kabuklanma olmasın. Bir taraftan kekimiz de pişti. Fırından çıkardım, soğumaya bıraktım. Kontrol ediyorum soğumuş. Kekini soğuduktan sonra kesmeye başlayın. Eğer sıcakken keserseniz çok böyle yapış yapış olur ve hamur olur. Parçalanır zaten. Bu yüzden soğumasını bekleyin mutlaka. Tam ortadan bölüyorum. Kekimi ikiye böldüm. Alt katını borcamımın altına, yani ilk olarak onu serdim. Sonrasında üzerine süt gezdiriyorum. Yaklaşık böyle yarım çay bardağı kadar. Kekimizi sütle ıslattıktan sonra hazırladığımız muhallebimizi tam orta kısmına, yani kekimizin arasına yerleştireceğiz. Şimdi muhallebimi tencereden boşaltıyorum. Bir spatula yardımıyla her tarafa iyice yayıyoruz. Bir taraftan da düzeltiyoruz. Bu arada eğer beni buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum kısmına bir emoji dahi olsa bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsınız. Şimdi tatlımızı bu şekilde düzeltiyoruz. Ve kalan üst kısmını da böyle yerleştiriyoruz.
Sonrasında üzerine aynı şekilde yarım çay bardağı kadar süt gezdiriyoruz. Çok da ıslatmaya gerek yok. Hafiften yumuşatmamız yeterli. Ve şimdi tatlımızı yaklaşık 4 saat kadar dolapta dinlendiriyoruz. Eğer vaktiniz varsa bir gece de dinlendirebilirsiniz. Evet, tatlımız yeterince dolapta bekledi. Çıkardım ve dilimledim. 8 dilime böldüm. İsterseniz daha küçük dilimleri de bölebilirsiniz. Süslemek için üzerine beyaz çikolata gezdiriyorum ve limon dilimleri kullanıyorum. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Eğer daha önce denemediyseniz mutlaka denemelisiniz. Birazdan tatlının iç kısmında göstereceğim, dokusu muhteşem. Böyle hem sütlü, muhallebili, hem limonlu. Çok lezzetli, sütlü ve hafif bir tatlı. Üstüne bir de limon aroması. Çok muhteşem gerçekten. Şimdi son olarak üzerine limonlarımı da gezdirdim. Ve işte tatlım servise hazır hale geldi. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Şöyle içini de göstereyim. Bakın, gördüğünüz gibi muhallebisi, dokusu muhteşem görünüyor. Hem şık, hem lezzetli, hem de pratik bir tatlı. Şimdi bir kaşık yardımıyla da göstereceğim. Bakın, çok güzel bir dokusu var. Hem keki hem de muhallebisi. Limonu, aroması, her şeye muhteşem. Mutlaka tavsiye ediyorum. Ve eğer beni buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Eğer abone değilseniz hemen aşağıdan abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.